Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere İzmir'den sesleniyoruz. Yanımızda gıda sektöründe faaliyetlerini gösteren Sata Hanım'la birlikteyiz. Bugün şimdi hep birlikte sektörle ilgili değerli bilgilerini alacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Sata Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Siz hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Sizleri gördük. Biz de çok daha iyi olduk sizin enerjinizle. Tabii ki burada yaptığınız faaliyetlerden, ürünlerden bahsedeceğiz ama öncelikle kendinizi bizlere tanıtır mısınız? Ben bu işi 6 sene önce severek başladım, isteyerek başladım. Gecemi gündüzüme katarak başladım. Sonra profesyonel olarak devam etmeye başladım. Kafelere, şahıslara, doğum günlerine çikolatalar, figürlü pastalar, bu şekilde ilerledik. 6 yıldır bu sektörün içerisindesiniz. Peki bu hikaye nasıl başladı? Bu fikir nereden çıktı? Ben mutfak işlerine, yemek işlerine yatkınım ve çok hevesim vardır. Denemeyi severim. Farklı farklı şeyler, farklı farklı tarifler. Ama tatlıya daha çok bir yatkınlığım vardı. Bu işe severek başladım ve severek de devam edeceğim. İşinizi severek yapıyorsunuz. Peki kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz burada? Benimle birlikte iki arkadaşım daha var, iki yardımcım. Onlarla birlikte sürdürüyoruz. Peki artık ben ürünlerimize geçmek istiyorum. Zaten izleyicilerimiz de görüntülüyorlar ürünlerimizi. Yan ekranda da detaylı bir şekilde görecekler. Çok güzel görünüyorlar. Ben bir an önce röportajı bitirip yemek istiyorum ürünlerimizden, çikolatalarımızdan. Ürünlerimizden biraz bahsedebilir miyiz? Kaç çeşit ürünümüz var ve biliyorsunuz ki tatlı yerken insanlar biraz daha tereddütte. İçinde ne var, ne yapıyorlar? Biraz tanıtır mısınız lütfen ürünlerinizi? Ürünlerimiz, ilk önce çikolatalarımız, 50 çeşit çikolatamız var. Meyve dolgulu, çerezliler, şekillerimiz çok fazla. İçindeki her şey doğaldır. Çiftlikten, sütümüz, tereyağımız, kakaomuz, her şey doğal. Onun için gönül rahatlığıyla yiyebilir herkes. Artı figürlü pastalar yapıyoruz. Çeşitli yarışmalarımız oldu, onlara katıldık. Ufak tefek güzel derecelerimiz oldu. O da bir ayrı bir boyut. Yani çok seviyorum figür yapmayı. Çikolata ve figür benim. Peki figürlü pastalarda müşterilerin talepleri doğrultusunda da ilerleyebiliyor musunuz? Zaten talepleri doğrultusunda doğum günleri, kutlamalar, nişan, düğün. Bu şekilde isteklerini yerine getiriyoruz. Müşterilerimizin istediği tüm pastaları hazır halde onlara sunabiliyoruz. Peki ben çikolatalarımıza geri dönmek istiyorum. Tamamen doğal olduğundan bahsettiniz burada. Peki saklama süresi ne kadar? Biliyorsunuz ki doğal ürünlerin saklama süresi çok daha sınırlı oluyor. Çikolatalarımızın saklama süresi katkı maddesi olmadığı için 20 günden fazla bekletmememiz gerekiyor. Çünkü hiçbir şekilde hani şeker olarak kullanıyoruz. Glikoz kesinlikle yok. Herkesin kaçtığı, korktuğu. Gönül rahatlığıyla ürünlerimizi tercih edebilirler. Ve bu mükemmel çikolatalarımızdan yiyebilirler kesinlikle. Peki müşterilerimiz sizlere tabii ki hangi çikolatayı istediklerini, hangi pasta istediklerini talep ediyorlar. Ve siz bu ürünü onlara sunuyorsunuz hazırlayıp. Bu hazırlama süresi ne kadar sürüyor? Çikolatalarımızın hazırlama süresi modeline, içeriğine bağlı. Yani bir hafta önceden siparişlerimi çikolata için alıyorum. Figürler de figürün ağırlığına bağlı. Özellikle çocuklara çalışıyoruz. Çizgi film kahramanları vardır ya. Evet. Talebimiz o yönde oluyor. Onlar da hani pastanın büyüklüğüne, figürün ağırlığına göre bir 15 gün önceden siparişimiz en erken alınıyor. Ama anlaşmalı olduğunuz kurumlarda zaten günlük ürünlerinizi çıkarıyorsunuz. Peki Sata Hanım, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben sohbet esnasında konuştuğumuz projeye de gelmek istiyorum aynı zamanda. Yakın zamanda butik bir kafe de düşünüyorsunuz. Evet, düşünüyorum. 6 senedir imalat olarak devam ediyorum bu sektörde. İçime sinen güzel bir yerde küçük, sempatik bir butik kafe istiyorum. Sırf çikolata ve pasta üzerine ilerlemek adına.
bu güzel hizmetten yararlanabilmek için izleyicilerimiz, müşterilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Bizlerle iletişim bilgilerinizi de paylaşır mısınız? Sosyal medya üzerinden Melon Chocolate kullanıcı adıyla bize ulaşabilirler. Ürün çeşitlerimizi de oradan görebilirler. Ve aynı zamanda orada konum ve iletişim bilgilerimiz de mevcut. İzleyicilerimiz rahatlıkla bu şekilde sizlere ulaşabilirler. Peki, verdiğiniz değerli bilgiler için, keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Kapanışa doğru geçmek istiyorum artık. Bir an önce çikolatalarımızı yiyelim. Buraya beni ziyarete geldiğiniz için çok mutlu oldum, çok memnun oldum. Halkımızla gönül rahatlığıyla çikolatalarımızı tadabilirler, bana ulaşabilirler. İzleyicilerimize de bizi izledikleri için, dinledikleri için çok teşekkür ederiz. Satı Hanım'a bizi burada ağırladığı için, keyifli sohbeti için çok teşekkür ederiz. Herkesi çikolatalarını denemeye bekliyoruz efendim. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.